Herkese merhaba. Peru haritasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer bir kamyonla oynayalım dedim. Harun Aras'ın DAF CF moduyla oynayacağız bugün. Aracı da şöyle bir göstereyim. Böyle bir araç. Ben şu sıfır kamerasını da bir düzgün kullansam. Hemen yola çıkalım. Şöyle gideceğimiz yolda göstereyim. 170 kilometrelik bir yol var. Kurva Alegre'de kalmıştık. Buradan Perla'ya doğru devam edeceğiz. Şu yolu gideceğiz. Yanamayo şehrinden geçerek. Bilmiyorum ne kadar sürer. Yolun durumuna göre değişir. O zaman yola çıkalım. Kırmızı yanmadan. Buradan gelecekmişiz. Orada şu Skybox'ı bir değiştireceğim. Çok karanlık görünüyor böyle. Şöyle biraz aydınlatalım ortamı. Bakalım bu yolda bizi neler bekliyor. Videoları relayla çekiyorum artık. O yüzden arada ufak tefek ses kaymaları falan olabilir. Seste takılma olabilir. Relay'ın böyle bir sıkıntısı var. Genel bir problemi. Mümkün olduğunca onu minimuma indirdim ama arada yine olabilir. Önceden OBS'de çekiyordum. OBS'de çekerken bu neymiş böyle? OBS'de çekerken çok ne denir ona? FPS kaybı oluyor. Relay'la çekerken pek fazla FPS kaybı yaşatmıyor. Sadece işte ara sıra seste sorun yapıyor. Ben de hoppa bu ne? Videonun kalitesinde kayıp olacağına dedim. Ses de ara sıra sorun çıkarabilir diye düşünüyorum. O da bu haritanın ilginçliklerinden biri. Tahta bir köprü. Yolun ilerisi kapanmış, o yüzden oradan geçiriyor.
mikrofonla ilgili birkaç değişiklik yapmayı planlıyorum. Normalde mikrofonum var ama ben webcam'in mikrofonunu kullanıyorum. Webcam'in mikrofonu daha kaliteli alıyor sesini ve sızırtı falan yapmıyor çünkü. Profesyonel bir mikrofonum yok. O yüzden karşılaştırınca webcam mikrofonu daha ağır basıyor, daha iyi. Olur. Ama bunda da şöyle bir sıkıntı var. Masanın üzerine koymam gerekiyor. Dolayısıyla masa titredikçe sesleri falan fazla alıyor. Gıcırdama veya işte titreme sesi. Onun için mikrofona bir ayar çekmeyi düşünüyorum. Webcam'e bir ayak falan yapabilirim ya da bu şekilde şeye asmak, tutturmak gibi bakacağım. Eğer onu yaparsam herhalde ses daha düzgün olacak. Virajlarda dış kameraya geçip bakmak lazım. Mesafe kısa dedik ama bu dönüşler vakit alacak gibi. Hatta iyice yavaşlayıp bir deneyeyim. Yine yemiyorsa sürekli dış kamerayı kullanacağız galiba. Havada kalsın da bari. Dönüşlerde zor... Ne oluyor lan? Dingili göstereceğim. Dönüşlerde zorluyor çünkü o dingil aşağıdayken. Yani böyle daha rahat. Ağırlığı var. Yere sağlam oturuyor.
O yüzden biraz zor çekiyor açıkçası. Bir de kaç, 460 beygir mi koydum motoruma? 480 beygir koymuşum. Aslında fena da değil, 480 beygirin çok da kasmaması lazım. Zaten o yüzden yetiyor yani. Yoksa o yokuşlarda kalmıştı daha düşük motor olsa. Kamerasıyla görülmez. Kameranın hangi açıdan göstereceği belli olmuyor. Fazla bir yere çakılırız. Değil de akşam olmuş. Ben de diyorum ne oluyor? Ortalık karardı. Hoppa. İşte ikram et lazımmış demek. Ya arkadaş, buralara böyle araç mı park edilir? Adam çarpmışlar birbirlerine. Ve bu otobüs ne abi? Hadi onlar kaza yapmış. Aşağısı uçurum. Geldiğimiz yol aşağısı. Yok pardon, geldiğimiz yol değil. Oraya gideceğiz. Lan hep sürttük ya. Yolda da sürtmemek zor biraz. İki kamerası yeterince uzağa gitsin. İki kamerasından oynayacağım da. Harun'cum hayallememiş. Çıkacağız lan buraya. Vallahi çarpa çarpa çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Çok yüksek koymuşlar ama geçmeyecek buradan. Vallahi geçmeyecek. Orada yükselti koymuşlar öyle. Neredeyim lan ben? Mecbur buradan böyle devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok ama. Herhalde şeyle falan oynamak lazım. Oraya böyle Kamaz'la falan o tarz araçlar var ya.
Gerçi bizim otobüs de yüksek otobüs de geçer orada. 403'ün lastikleri falan normal kamyon lastiğine göre büyük yaptığım için rahat geçmesi lazım oradan. Neyse kamyona denk geldi böyle yollarda. Yollara önceden bakıp oynamıyorum. Yani haritayı daha önceden gezmedim hiç. O yüzden bana da sürpriz oluyor. Yani bazı yerleri bazı videolarda denk geldim böyle gördüm ama hangi yol nerededir, ne zaman karşıma çıkacak hiç bilmiyorum. Saldık aşağı doğru iniyoruz. İnişe geçtik artık. Hep yokuş çıkıyorduk. Şimdi inişteyiz. Gerçi inişleri çıkış kadar yapmamız lazım. Ama şimdi bu da mantıksız oldu. Diğer taraftan gelsek çıkış az olup iniş çok olacaktı, değil mi? Aynen. O yüzden bu kurduğum mantıksız cümle yüzünden kimseden özür dilemiyorum. İstediğim gibi cümle kurarım. Şu an videoyu çeken ben olduğum için her şeyi yapabiliyorum. Mesela şu an siz görmüyorsunuz ama burnumu karıştırabilirim yani. Ben karıştırmıyorum. Niye? Çünkü o kadar pis bir insan değiliz yani. Ama karıştırmış olsam bile koltuğun altına sürer, elimi temizlerim yani. Ellerimi şey bırakmam, kirli bırakmam yine. Bu kadar da... Ay! Bu kadar da temiz, titiz bir insanım diyecektim. Cezamı verdi hemen onu. Çakıldık. Ki espriden bile anlamıyor yani bu çakıldık. Evet, şimdi buraya döndükten sonra 8 kamerasına geçebiliriz. Ne? Frenler niye bu kadar az tutuyor ya? Ben tamam frenleri şey oynuyorum. Düşük oynuyorum ama bayağı bir tutmuyor yani. Benim ufaklık bir anda ağlamaya başladı yani. Neyse zaten bitiyor video. Yine bir köprü. Bir sıkıntı yok. Ufaklık ağlamıyor da söyleniyor gel beni al diye. Bu o anlama geliyor. Ağlamaya benzer sesler çıkarıyor ama ağlamıyor. Artık dilini yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Şuradan garaja gireyim hemen. Videoyu bitireyim. Bak ayağım frende full basıyorum şu an durmadı yine. Neyse bir gritti gideyim. Oğlumla ilgileneyim. Sizle mi uğraşacağım yani? Ön teker sanki biraz havada gibi. Orta teker gibi. Neyse sorun değil. O zaman ben kaçar. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.